Ya ne diyorsun? Doğru mu söylüyorlar? Doğru söylüyor. Kaç yıllık amcam. Yalan söyleseydi anlardım. Yasemin'in söylediklerine takılma. Hatta onları hiç düşünme bile yani. Yasemin sınırları zorlayan bir kadın. Ama uzun zamandır beni bekliyordu. Bu nikah bekliyordu. Düğünden sonra onca yaptığına rağmen ona karşı vicdanım rahat değil. Efendim. Hemen geliyorum, hemen. Hemen. Sakin olun. Ağır bir ameliyat geçirdiniz. Hareket etmemeye çalışın. Eşime haber verin. Ben Cihan Atabeyli'nin karısıyım. Haberleri var. Gelecekler. Cihan'a söyleyin. Ömer yok. Isra Ömer'i koruyamadı deyin. Ne olur bulsun Ömer'i. Yalvarırım. Sakin ol, Cihan gelecek. Meri bulacak, seni kurtaracak buradan. Korkma, korkma. Baba. Mustafa, oğlum. Kapıyı çalmadan girilmez demedim mi ben sana? Tamam baba. Hadi yatağına. Ben çok korkunç bir rüya gördüm. Bebek uyuyor. Geç odana. Ben şimdi yanına geliyorum, tamam mı? Kardeşimin yanına yatayım mı? Mustafa, gel. Kusura bakma Esra. İyi mi çocuğu? Biz şimdi burada beraber uyuruz, değil mi? Baba hadi sen de gel. Hadi baba lütfen. Nereye? Masal anlatayım mı? Evet. Sakin ol, bağırma bebek, uyuyup gelmiyor musun? Zamanın birinde uzak bir ülkede bir kral varmış. Cesur, sözünün eri ve adil bir kralmış. Yakışıklı mıymış? Çok. Aynı benim gibi. Bu kralın bir saati varmış. Ve o saat her kimdeyse ne kadar yıl geçerse geçsin kral onu bulurmuş. Onu izleyen bir de peri kızı varmış. Peri kızı bir gün kralın saatini çalmış. Hırsızlık kötü bir şey. Evet, kötü bir şey. Ama bu kötü bir hırsızlık değilmiş. Çünkü peri kızı kralın onu bulmasını istiyormuş. Nasıl bulacak? O bulur. Saat peri kızında olduğu sürece onu bulur. Dünyanın öbür ucunda bile olsa. Onu bulması imkansız bile olsa.
Buyurun efendim. Emanetinize sahip çıkıp getirdim. Sen karşında kim olduğunun farkında mısın? O küçük beyninle beni mi kandırıyorsun? Estağfurullah efendim. Haşa. Emanetime sahip çıktım. Peki öbür emanetim nerede? Kız çok inat etti efendim. İkna edemedim. Direnince de vurmaya mecbur kaldım. Hiç şaşırmadım biliyor musun? Hiçbir zaman aklını kullanan bir adam olmadın. Çok özür dilerim. Bu adanın affedilmeyen en büyük suçu neydi Cafer? İhanet etmek efendim. Evet, ihanet edenin affı olmaz. Efendim, ben size ihanet etmedim. Ne emrettiyseniz yaptım efendim. Bebeği size sağ salim getirdim. Ben size asla ihanet etmedim efendim. Sen bana ihanet etmedin ki. Sen beyine, Cihan'a ihanet ettin. Emsal Hanım lütfen ne olur beni affedin. Beni affedin, canımı bağışlayın. Emsal Hanım ne olur. Emsal Hanım. Emsal Hanım. Emsal Hanım ne olur. Gerekeni yap. Bana öyle bakma. Ne söylüyorsam onu yap. Ortada da bir şey bırakma. Bize ne pay çıktı bu partiden? Raporda hepsi var Metin Bey. Akşamda sevkiyat rafineriye her zamanki gibi sorunsuz olacak. Kaç senedir her sevkiyat gecesi geriliyorum. Yine tertemiz olacak. İçiniz rahat olsun. Tamam iyiyim. Ama sen yine de gözünü dört aç. Bir aksilik olmadan hallet şu işi. Emredersiniz. Metin. Cavidan ne işin var senin burada? Burada ne işin var derken? Ailemin madenine gelirken senden izin mi alacaktım? Konuşmamız lazım. Madenin ailene ait olduğunu belirtmen iyi oldu. Ay of Metin ya, of ya. Sürekli aynı gerginlikler. Bir şey belirtmeye çalışmıyorum. Aradım seni, telefonla ulaşamadım ve buraya geldim. Metin, başım büyük belada. Ne oldu? Of, ben çok kötü bir şey yaptım. Çok kötü. Ne diyorsun sen? Allah aşkına söyler misin Cavidan? İsra. İsra'yı adadan ben gönderdim. Ne? Mutlu olalım diye yaptım ben, ikimiz için. Yasemin de mutlu olsun diye. İsra ile bebeğin kayıp olduğunu biliyorsun değil mi? Duydun. Biliyorum, Sarı Sultan duydu. Herkes bunu konuşuyor. Bak Metin, senden başka hiç kimseye güvenemem. Senden başkasını anlatamam. Ama vicdan azabından ölüyorum. Eğer o kıza bir şey olursa Cihan beni asla affetmez. Dur dur, sakin ol, tamam. Geç şöyle, geç otur. Kıza bir şey olmayacak. Kız iyi. Ne? Nasıl iyi? Sen nereden biliyorsun? Devlet hastanesine ameliyat almışlar. Başhekim arkadaşım biliyorsun. Az önce arayıp söyledi. Hastane mi? Ne olmuş ki? Vurulmuş. Ben bittim ben. Cihan beni öldürecek. Mahvoldum, bittim. Sakin ol. Cihan duydu mu? Abdullah hastanedeymiş. O duyduysa Cihan da duymuştur. Ay ben ne yapacağım? Karıcığım merak etme, sakin ol, sana bir şey olmayacak. Nasıl hiçbir şey olmayacak? Nasıl olmayacak? Sen hemen adaya dön. Kimseye bir şey söyleme. Herkes duyduğunda yeni duymuş gibi davran. Ben her şeyi halledeceğim. İyi de nasıl halledeceksin? Merak etme, sakin ol.
Ben bu işin ucu sana dokunmadan halledeceğim. Sen sadece sana söylenene kadar hiçbir şey söyleme, tamam mı? Tamam. Sadece sakin kal. Yeter abacım ya. Ağrıdan başım çatlayacak zaten. Şıngırdatma şunu. Aman şıngırdatmayız. Sen de saracak yer arıyorsun. Sence dayın gerçekten adayı kapatır mıydı canım? Hı? Bilmem. Belki de kapatmasa en doğrusudur. Aman ağzınızdan yel alsın ya. Bunca insan ada halkın olacak. Dışarıda yeni bir hayat kurmaktan en çok kimler korkar? Mahkumlar. Şimdi buranın bir hapishaneden ne farkı var? İşte siz de tıpkı o mahkumlar gibi dışarıda akıp giden hayata kapılmaktan korkuyorsunuz. Mustafa'm ne bu hal? Babama yardım etmem lazım tete. Ne yardımı? Denizin dibine bakacağım. Denizin dibinde ne var? İsrail'e kardeşim. Belki oraya düşmüşlerdir. Hani annemle biz düştük ya. Mustafa'cığım onu unut, tamam mı? İsrail'e bebek denizin dibine düşmedi. Baban onları bulup bize getirecek. Ama ben istersen seninle yüzmeye gelebilirim. Olur. Yaşasın. Hadi koş mayanı kap gel o zaman. Dur kızım, dur havlu vereyim. Aferin kız. İyi akıl ettin vallahi. Oyalansın Sabi. Gerilmekten patlayacağım. Niye kimse bize bir şey söylemiyor? Bu sessizlik canımı sıkıyor. Mesela anneannem nerede? Teyzem nerede? Ay ne bileyim abacığım ben ya. Koca emsal sultan bana mı der gittiği yere? Cavidan desen kendi kafasına göre zaten. Amin. Atoş, sen bir şey bilip bizden saklamıyorsun değil mi? Yani Emsal Hanım'ın güvendiği ve en sevdiği has kızı ben olabilirim. Evet, kabul ediyorum baba ama yetersiz istihbarat. Haberim yok. Vallahi billahi bilmiyorum kız. Çok güçlü bir bünyeniz var. Yaşamak için çok direndiniz. Tabii bu arada şansınız da sizden yanaymış. Birinin vurulup da denizde bu kadar uzun süre kalması imkansız. Allah'tan balıkçılar sizi bulmuşlar ve hastaneye yetiştirmişler. Bebeğimden haber var mı? Maalesef. Balıkçılar sadece sizi bulmuş. Siz dinlenin. Ben birazdan gelirim. Cihan, eşim ne zaman gelecek? Rica etsem bizi yalnız bırakır mısınız? Geçmiş olsun. Şükürler olsun ki hayattasın. Ömer, oğlum nerede biliyor musunuz? Ne olur söyleyin. Balıkçılar seni bulduğunda tek başınaymışsın. Bu olanlardan ne kadar üzgün olduğumu tahmin bile edemezsin. Tüm bunlar nasıl oldu aklım hala almıyor. Senin için çok endişelendik. Cavidan bütün bunları sana zarar vermek için yapmadı. O da kahroldu. Aksine sana yardım etmek istiyordu. Şu an hiç kimse, hiçbir şey umurumda değil. Sadece bebeğimi istiyorum. Şu an ne hissettiğini, ne kadar korktuğunu anlayabiliyorum. İkimiz de anneyiz. Ama merak etme. Sana söz veriyorum, bebeğine hiçbir şey olmayacak. Ömer, nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Ama söz veriyorum.
bulacağım. Cavidan'ın iyi niyetle tuttuğu adam belli ki Adabeyli ailesinden fidye almak için Ömer'i elinde tutuyor. Ya bebeğe bir şey yaparsa? Merak etme, yapmayacak. İsteseydi şimdiye kadar yapardı. Demek ki para karşılığı bebeği verecek. Ben bu adamı bulup hesabını keseceğim. Oğlunu sağlıklı olarak yeniden kucağına alacaksın. Ben evladını koruyacağım. Ama karşılığında senin de benim evladımı korumanı istiyorum. Cihan, Cavidan'ın istemeden bunları yaptığını öğrenirse geri dönülmez bir cephe alır Cavidan'a. Cavidan'ı korumalısın İsra. Adaya gelerek hem Cihan'a hem de ailemize yeterince zarar verdin. Hiç olmazsa şimdi iki kardeşin arasını açmamanı rica ediyorum. Eğer Ömer eve sağ salim dönerse Cihan'a hiçbir şey söylemem. Dönecek. Söz veriyorum. Biz ava çıkmıştık. Baktık açıkta Cafer'in teknesi sürükleniyor. Bir şey oldu zannettik. Yaklaştık. Vardık yanına, kimse yok. Zaten dünden beri ortada yokmuş. Tekneyi çekip çıkardık limana. Adamın telefonu burada. Son aramalara baktık, hiçbir arama yok. Cevapsız aramalarda sadece karısı var. Onun dışında hiçbir iz yok. Ne bir boğuşma izi var, ne de kan var. Bu teknede bir şey olduğunu zannetmiyorum. Eğer İsra bu tekneye bindiyse... Söyle. Hastanede mi? İyi mi? Cihan, ne oluyor? Kim böyle bir şey yapmaya cesaret eder? Bebek iyi mi? Tamam, geliyorum. İsra vurulmuş. Ne? Hastanedeymiş, annem de oradaymış, hadi. İyi miymiş, bebek nasıl? Cihan nerede? Ne zaman gelecek? Bu sana bağlı İsra. Biliyor musun? Ben çocukken müzik kutularını çok severdim. Dışlarının göz alıcı güzellikte olması beni büyülerdi. Kapağını açtığımda duyduğum melodiyle büyülenirdim. İçinden çıkan balerin kızın o narin ve zarif dönüşünü hayran hayran izlerdim. O balerin kız kendi ekseninde dönerken başka hayallere, başka dünyalara dalardım. Sonradan öğrendim ki o balerin kızın başka hayalleri, dünyası yoktu. Ona sahip olan kişinin izin verdiği müddetçe dönebilen, kapağını kapattığında kendi yalnızlığına ve karanlığına gömülen bir mahkumdu. O günden sonra anladım ki o tatlı ve naif kız o kutuda mahkumdu. Hep aynı yerde dönmeye mahkum bir güzellik. Ne acı değil mi? O gün müzik kutularının dışları süslü hapishaneler olduğunu öğrendim. Bana bunu neden anlatıyorsunuz? Bunun benim ve Cihan'la ne alakası var? Anlayamıyorum. Cihan burada olduğunu bilmiyor. Önce ben konuşmak istedim. Ömer Cihan'ın oğlu mu? Cihan sadece sana yardım etmek için çocuğun kendisinin olduğunu söylüyorsa bunu anlayabilirim. Bana güvenebilirsin. Ben senin yanındayım. Ama eğer Cihan'ın oğlu değilse bana söylemelisin İsra. O zaman sana yardım edebilirim. Ömer'i getirip
kendi ellerimle senin kucağına verebilirim. Oğlunla birlikte uzak bir yerde bir hayat kurman için maddi manevi bütün desteği veririm. Ki sen de adada pek kalmak istemiyorsun. Ama... eğer Cihan'ın oğluysa bilmen gereken bir şey var. Nedir? Bu ada başka hiçbir yere benzemez. Bizim kendi kurallarımız, kanunlarımız var. Eğer Ömer Cihan'ın oğluysa o artık senin değil, Adabeylilerin bebeğidir. Bizim kurallarımızla bizim yanımızda yetişir. Tabii ki annesi olarak sen de burada kalmak isteyebilirsin. Ancak senin de Ömer'in de tüm söz hakkı Adabeyli ailesinindir. Kusura bakma. Uykunu böldük. Olsun. Öyle daha güzel. Hava alıyoruz. Mustafa'nın gönlünü yaptın, teşekkür ederim. Gördüğün gibi şefkate muhtaç bir çocuk. Biz bir dediğini iki etmiyoruz. Hepimiz onu çok seviyoruz ama yine de anne sevgisine muhtaç. Yasemin? Mustafa öğrenme güçlüğü çekiyor. Görmüşsündür. Ama çok özel bir çocuk. Kalbi çok güzel bir çocuk Mustafa. Annesi onun bu halini bir türlü kabullenemedi. Belki de bir anne için kabullenmek çok zor. Onu da anlamaya çalışıyorum. Ama bilemiyorum İsra. Yasemin'le bu yüzden mi uzaklaştınız? Yasemin'le hiçbir zaman yakın olmadık. Ama onunla evlenecektin. O senin hayat arkadaşındı. Yasemin benim hayat arkadaşım değildi. Cihan, ben anlamıyorum. Yani onunla evlenecektin. Yıllarca nikah sırası beklemiş. Ona söz vermişsin. Ben Yasemin'e bir söz vermedim. Daha doğrusu Yasemin'e o sözü veren ben değilim. İlk eşim. Rüya. Rüya'nın tek bir isteği vardı. Bir oğlum olduğunu görmek. Her şeyi o istedi. O ayarladı. Yasemin'e sözü o verdi. Ben o sözü tutamadığım için Yasemin'e karşı değil, Rüya'ya karşı mahcubum. Eşinin istediği şey kadın için gerçekten çok zor. Evet. Rüya kimsenin kırmak istemeyeceği çok güzel, çok zarif bir kalbe sahipti. Hastaydı. Ölüyordu. Onu çok sevmiş olmalısın. İnsan ancak sevdiği insanı kıramaz. Ömer'in babası Faruk. Nişanlıydınız. Onu sevmiş miydin? Asla. Anlatmıştım elçilikte. Babamın isteğiydi bu nişan. Ondan ayrılacağımı ve bu evliliğin olmayacağını anlamıştı. Bir akşam bir davete gittik.
Sabah gözümü hiç tanımadığım bir yerde açtım. Beni tuzağa düşürdü. Bana... Babam öğrenince nişanı bozdu. Ama ben hamileydim. O bana kötülük yapmış olsa da... içimde büyüyen can benimdi. Bebekten vazgeçmek istemedim. Bu yüzden onlardan sakladım. Öğrendiler. Sonrasını biliyorsun işte. Cihan. Ben senin bizim için yaptığın iyiliğin büyüklüğünü... bu odada her geçen gün daha iyi anlıyorum. Sen senin bile olmayan bir çocuğu... Sıra. Ömer benim oğlum. Babası kim olursa olsun ama kim olursa olsun onu Mustafa'dan ayırmayacağım. Çünkü o benim oğlum. Bir gün herkes öğrenecek. Kimse öğrenmeyecek. Bak ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın. Bunu kimseye söylemeyeceksin. Ömer benim çocuğum. Tamam? Aksi öğrenilirse sizi bu adada tutmam çok zor olur. Bir daha bunu dile getirmeyeceksin. Bana bile. Tamam? Tamam. Ömer Cihan'ın oğlu. Anlamıyorum. Neden Cihan başkasının çocuğuna kendi oğlum desin ki? Oğlunuzu sizin benden daha iyi tanımanız gerekmiyor mu? Ayrıca bu sorunuzdan Cihan'a güvenmediğinizi anlıyorum. Ne münasebet. Ben oğluma her zaman güvendim. O zaman neden bu odada şu an Cihan değil siz varsınız? Neden hiçbir şeyden haberi yok? Cihan buraya gelmek için yola çıkmıştır bile. Benim duyduğumu o mu duymayacak? İsra'ya o kurşun atanı bulursam kendi ellerimle boğacağım. Nereye kaçabilecek ki? Eninde sonunda bulacağız o Caferit'ini. Annem de hastaneye gitmiş bana söylemiyor. Ya Hasan deli olacağım ne oluyor? Kardeşim sen bir sakin ol her şey yoluna girecek. İsra sağ salim nerede olduğunu biliyoruz. Bu saatten sonra senin elinden kimse kurtulamaz. Evelallah. Yavaş 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 yavaş. İleriden döneceğiz. Cihan. İlaçlarınızı değiştirmeye geldim hanımefendi. Yatsınız falan güzel. Bas bas. Aşağıda bir ambulans bekliyor bizi. Çabuk ol hadi. Cihan gelecek. Ben gidemem yere beklemem lazım onu. Bir saniye daha burada kalamayız. Az önce seni öldürmeye çalıştılar. Yürü. Yürü İsra. Hadi.